İslamiyet'i öyle bir yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin diyor Üstad. Bu sözün pratiğe geçmiş halini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından şu kesitle daha iyi anlamış oluyoruz. Hazreti Cabir anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Necid taraflarından bir gazveden dönüyordu. Öğle vakti bol ağaçlı, çalılık bir yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mola vermek istiyor. Mücahitler istirahat etmek için etrafa dağılıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem semure denilen sık yapraklı bir ağacın altında istirahate çekiliyor. Kılıcını ağacın dallarına asıyor. Cabir diyor ki o esnada bizler hafiften uykuya dalmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizi çağırdığını duyunca hemen yerlerimizden fırlayıp Allah Resulü Resulü'nün huzuruna koştuk. Bir de gördük ki Allah Resulü'nün yanında müşrik bir bedevi duruyor ve Allah Resulü bizlere şöyle devam etti. Ben uyuyorken şu bedevi ağaçtaki asılı kılıcımı aldı ve bana dedi ki tehafuni, benden korkuyor musun? Ben de la, hayır, Allah'a yemin olsun senden korkmuyorum dedim. Bunun üzerine bana hemen yemne'uke minni, o halde ey Muhammed seni benden kim koruyacak diye sorunca Allah Resulü diyor ki 3 kere üst üste tekrar ederek Allah, 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 beni senden koruyacak kişi mutlak güç sahibi olan Allah Celle Celaluhu'dur buyuruyor. Bunu deyince adam ürperir ve tir tir titreyen müşriğin elindeki kılıç yere çakılır ve kılıç Allah Resulü'nün önüne düşer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kılıcı kaldırıp yerden bu kez kendisi sorar o müşriğe. فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي, o halde ya seni benden kim koruyacak diye müşriğe sorar. Bunun üzerine müşrik kun hayra ahidin, ey Muhammed ne olur iyi bir cezalandırıcı ol, insafa gel, merhamet et diye kendisine yalvarmaya başlar. Allah Resulü belki de kendisine verilebilecek en güzel cezayı, aslında en büyük hediyeyi kendisine teklif ediyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet eder misin, tanıklık eder misin diye kendisini aslında bir nevi İslam'a davet ediyor. Ve adam hayır, bunu yapmam, ancak sana söz verebilirim ki bir daha asla seninle savaşmayacağım, sana kılıç çekmeyeceğim ve seninle savaşanlarla da asla birlikte olmayacağım. Bu hususta seni temin edebilirim. Bu sözleri üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamı serbest bırakır ve kavmine gider ve bu müşrik bedevi kavminden kendisine nereden geliyorsun diye soranlara cittukum min indi hayrin nas, insanların en hayırlısının, en değerlisinin yanından geliyorum diyerek Hazreti Peygamber ile yaşa o güzel tabloyu kendinden sonrakilere anlatmıştır. Ve bizler kıssadan anlıyoruz ki İslamiyet'i öyle bir yaşamalıyız ki bizleri öldürmeye gelenler dahi bizlerde hayat bulsun.